Evet, karşımızda bakıcı Barbie. Bakın, bakıcı Barbie'nin bebeğinin ne kadar güzel eşyaları var. Burada gördüğünüz şahane bir yatak, beşik de diyebiliriz. Bebeğimizi oraya koyduğumuzda sallayarak uyutacağız. Bir mama sandalyesi ve küçük bebeğimizin dolabı var. Ayrıca dolabın tam üst tarafında alt değiştirme alanı, oyun oynadığı alanı da diyebiliriz. Üstteki bakın dönence deniyor bunlara. Bebeklerin yatıp yukarıdan izlediği böyle oyuncak, dönen oyuncaklara dönence deniyor. Ayrıca üst tarafta bebeğin oyuncağı, kitabı ve yemeği var. Kaşığı da var. Barbie'nin elinde tuttuğu da minik bebeğimizin biberonu. Evet, Barbie'miz günlük spor bir kıyafetle. Şimdi paketi çevirelim. Bakalım arkada neler görüyoruz. Evet, arka tarafına baktığımızda içinden çıkacak eşyaları yine görüyoruz. Barbie'nin dolabı, oyuncaklarını da çıkarıp işte dolabın üzerine koyabiliriz, onu gördük. Yatağı ve mama sandalyesi. Alttaki fotoğraflarda ise bu oyuncakla neler yapabileceğimizi gösteriyor. Mama sandalyesinde bebeğin oturuşunu, diğer dolabında bebeğin dönenceye nasıl baktığını ve beşiğine nasıl yatırıldığını görebiliyoruz. Yan tarafa geldiğimizde de bu sete benzer diğer oyuncakları görüyoruz. Mesela bakın burada Barbie'nin veteriner olduğunu görüyoruz. Altta da bizim aldığımız bakıcı Barbie seti. Evet, şimdi kutuyu hızlıca açalım. Evet, Barbie bakın sarı saçlarıyla. Evet, sarı uzun saçlarını dağınık bırakıp sadece üstünü toplamış. Elinde bebeğine su içirmek ya da süt içirmek için kullandığı biberonu rahatlıkla elinde tutabiliyor. Çünkü tam eline uygun şekilde yapılmış bir tutma yeri var. Bakın bu şekilde elinde tutuyor. Bilekleri hareket etmiyor. Pantolonu puantiyeli, spor bir pantolon, pembe ayakkabıları, topuklu. Barbie'mizin dizleri hareket ediyor. Böylelikle rahat oturabilir. Belki bu oyunu oynarken bir ev de kullanabiliriz. Barbie'nin oturacağı bir koltuk olabilir. Orada oturup bebeğinin yemeğini yedirebilir. Onu kucağına alıp sevebilir. Evet, Barbie'yi yerine bırakıyorum. Şöyle koyalım. Diğer parçalara geçelim. Evet, Barbie bebeğimizin küçük sevimli bebeği için kullandığı bir dolap. Bu dolabın çekmeceleri maalesef açılmıyor. Sadece çekmeceymiş gibi görünüyor. Yani aslında dolabın içerisine koyabileceğimiz bir alanı yok. Ama şurada bir rafı var. Bu rafa istediklerimizi yerleştirebiliriz. Ya da içinden çıkan bu kartonun altına belki bir karton daha yapıştırırız. Bu bir çekmeceymiş gibi de burada görünebilir. Ya da raf olarak kullanırız. Ben şimdilik bunu yerine koyuyorum. Ufak bebeğimizi buraya yatırıp altını değiştirebiliriz. Onunla oyun oynayabiliriz, konuşabiliriz. Belki yemeğini burada yedirebiliriz, üstünü değiştirebiliriz. Tam üstündeki dönenceyle de ona güzel vakit geçirmesi için şarkı söyleriz. Hem de böyle döndürürüz, onun dikkatini çekeriz. Evet, Barbie'mizi de şöyle alalım, oturtalım. Dolabın yanında. Evet, önce bebeğimizi inceleyelim. Evet, gerçekten küçücük, yeni doğmuş gibi bir bebek. Bakın çok güzel sarı saçları var. Saçları gerçek değil. O da plastikten. Bakın, saçlarını tarayamayacağız ama olsun, tarıyormuş gibi yapabiliriz. Çok güzel bir kurdelesi de var. Yine başında pembe renkte, fiyonklu. Mavi gözlü. Çok tatlı bir bebek. Bakın bu minik bebeğin ağzının delik olduğunu görüyorum. Sanırım Barbie'nin elindeki biberonun içine su doldurup bir bebeğe onu içirebiliriz. Şimdi bebeğin üstünde çıkardığımda göreceğiz bakalım acaba bebek altına da yapabiliyor mu? Bebeğimizin pembe
örtüsünü çıkarıyorum. Bu tam bir kıyafet gibi değil de kundak gibi bir şey. Bakın cırt cırtları var. Üstünden rahatça çıkıyor. Bu da bebeğimizin bezi. Bezinin de cırt cırtları var. Böyle açabiliyoruz. Evet. Bakın. Bebeğimizin altında da bir delik var. Demek ki içirdiğimiz suyu böyle bezine akıtıyor. Yani bebeğimiz sanki altını kirletmiş, çiş yapmış gibi düşüneceğiz. Oyunlarımız daha da gerçekçi olacak. Şimdi bezini geri takıyorum. Bebeğimizin bacakları hareket ediyor. Kolları da hareket ediyor. Ama başını çeviremiyor. Pembe giysisine de sarılı, üşümesin. Ve sonra onu bu oyun oynayacağı güzel yere yatıralım. Gelelim mama sandalyesine. Mama sandalyemizin oturma bölümü bakın çok güzel bir yeşil. Önünde bebeğimizin yemeğini, oyuncaklarını koyabileceğimiz güzel bir masası var. Evet, sanırım şu çubuğu da ön tarafa takacağız. Böylelikle sabit olacak ve bebeğimiz daha güvende oturacak. Aynı gerçek mama sandalyeleri gibi. Küçükken sizlerin de böyle mama sandalyeleri vardı. Yemeğinizi orada yiyordunuz. Bazen anneniz iş yaparken orada oturup onu izliyordunuz. İşte mama sandalyemiz. Şimdi bebeğimizin yatağına sıra geldi. Evet. Bu iki parçayı sanırım bebeğin yatağının altına monte edeceğiz ki beşik gibi sallanabilsin. Bebeğimizi yatıracağız. Uyurken onu sallayacağız. Evet. İkinciyi takıyorum. İşte böyle. İçinde pembe yatak kısmı. Bakın bu şekilde bebeğinizi sallayabilirsiniz. İşte küçük bebeğimizi de yatağına yerleştirelim. Barbie bebeğini böyle uyutuyor. Yavaş yavaş sallamalıyız ama. Çünkü bebek içinde dönüyor. Bakın böyle. Yavaş yavaş sallayacağız bebeğimizi. Evet, Barbie de yanına gelsin. Hadi bakalım Barbie. Şu güzel küçük bebeği sen uyut. Bakın Barbie bebeğini kucağında da böyle tutabilir. Böyle tutabilir. Belki suyunu böyle içirebilir. Şimdi rafta duran diğer küçük eşyalara da bakalım. Orada neler varmış. Küçük bebeğimize yemek yedirirken kullanacağımız pembe bir kaşık. Bebeğimizin iyi vakit geçirmesi için bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitap şeklinde sanki. Ya da siz hani başka bir şey de diyebilirsiniz bu oyuncağa. Evet, minik güzel bir ayıcık. Bebeğimiz kendini yalnız hissetmesin. Onu da hemen yatağının yanına başucuna koyalım. Ve son olarak bebeğimizin maması. Bu galiba havuç püresi. Çünkü üzerinde bir havuç şekli var. Üstelik rengi de turuncu havuç rengine de benziyor. Galiba bu bebeğimizin yemeği havuç püresi. O kaşıkla sanki bebeğimize buradan yemek yediriyormuşuz gibi yapabiliriz. Bakın böyle. Bebeğimize yemeğini yedirdikten sonra da bebeğimizin suyunu içirebiliriz. Bakın bu suluğun tam ucu bebeğin ağzına çok rahatça girebiliyor. Ve yumuşak bir malzemeden yapılmış. Bunu suya daldıracağız. İçine su dolduracağız. Daha sonra bebeğimize içireceğiz. Evet, işte karşınızda Barbie'nin bakıcı seti. Çok güzel bir oyuncak, çok güzel oyunlar oynayabileceğimiz bir oyuncak. Renkleri çok güzel, gerçekten her detay düşünülmüş. Bir bebeğin ihtiyacı olacak her şey var bu setin içinde. Güzel oyunlar oynamak üzere yine bu oyunla ilgili fikirleriniz, bebeğin ismiyle ilgili fikirleriniz varsa lütfen bana yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylelikle evcilik oyunlarından ilk önce sizin haberiniz olur. Şimdilik hoşça kalın.